alanı, spor salonu zaten yapılmış vaziyette. O zaman polis meslek yüksek okulumuz gerçekten Türkiye'deki örnek polis meslek yüksek okullarında bir tanesi olacak. Tabii eskisiyle beraber yeni alınacak öğrencilerimizle burada 1000 öğrenci olmuş olacak. 800 artı 200 olmak üzere ve buradan çıkan bütün mezun gençlerimiz inşallah güvenlik teşkilatımızın içerisinde yönetimde çok önemli bir konumada gelecekler. Tabi burada fen liseleriyle, anaokullarıyla, lise spor salonu ve ilk öğretim okullarıyla özellikle de sadece bölgenin değil, ülkemizin seçkin üniversiteleri arasında yer alma yolunda olan Kırıkkale Üniversitemizin Yaşan'daki açık ve kapalı spor tesisleriyle rektörlük ve Fen Edebiyat Fakültesi inşasının birinci kısmını da bugün hizmete alıyoruz. Yaşan'da yaptığımız hükümet konağı ile vatandaşlarımıza daha iyi, daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Keskin'de yeni bir emniyet müdürlüğü binası yaptık. Bağlarbaşı Sağlık Ocağı ve Devlet Hastanemizin yeni doğan yoğun bakım ünitesi de devreye girdi. Bugün bunları da resmi açıyoruz. İl özel idaremize yapılan köy yolları, içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri, örneğin köy çalışmaları bulunuyor. Tarım reformu genel müdürlüğümüz Karabucak Köyü'nde arazi toplulaştırması projesi yürüttü. Ayrıca Kırlangıç ve Faraşlı köylerinde iki tane taşkın koruma tesisi inşa ediyor. Anadolu'nun ortasında kısa sürede Doğu ülkemizin önemli şehirlerinden biri haline gelen Kırıkkale'mizi daha pek çok hizmetlerle tanıştıracak, çevresini değiştirmeye devam edeceğiz. Tabii bu tesislerin ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri ben bir kez daha kutluyorum. Ve bundan sonraki süreçte de başarılarının, hizmetlerinin artarak devamını diliyorum. İnanıyorum ki Kırıkkale, yine söyledim, yine söylüyorum, çok daha güzellerine layık. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerin nasıl artarak devam ettiğini ustalık dönemimizde de göreceksiniz. Hayırlı olsun diyorum ve açılışı